İyi akşamlar sevgili seyirciler. Sizlere şu anda sanayiden Entcom Elektronik Endüstriyel Kontrol Sistemlerinin bulunduğu şirketten sesleniyorum. Bugün sevgili seyirciler burada bu elektronik kontrol cihazlarının sistemlerinin nasıl işlediğini, fonksiyonlarının neler olduğunu ve geniş şekilde konuşacağız. Geçtiğimiz hafta açılışı yapılmıştı, haberlerimizde de vermiştik. Bir sizi tanıyalım öncelikle. Balıkesir Üniversitesi'nde öğretim görevlisiyim. İsmim Ömer Kahveci. Evet. Şirket kurucusuyum. 2005 yılında kuruldu şirketimiz. Elektronik cihazlar üretiyoruz. Bu firmaların ihtiyaçlarına göre istedikleri özelliklerde elektronik cihazlar üretiyoruz. Peki hocam, şimdi bu biz haberlerimizde yer verdik. Siz de açılışta da biraz anlattınız ama bu gerçekten çok iyi bir teknoloji ve Balıkesir'i çok yakından ilgilendiren, üreticileri çok yakından ilgilendiren bir konu olduğu için isterseniz içeri geçelim, içeride anlatalım. Evet sevgili seyirciler, şimdi Ömer Bey'le bu sistemlerle ilgili bilgi alacağız. Şimdi bir kere bu sistemler Türkiye'de daha önce böylesine sistemler uygulanıyor muydu? Var mıydı böylesine sistemler? Yoksa bu tamamen sizin burada Balıkesir'de geliştirdiğiniz ve üreticilerin hizmetine sunduğunuz bir sistem miydi hocam? Bizim ilk defa geliştirdiğimiz sistemler var. Bunlarla evet. İlgili yaptığımız 3 tane cihaz var. Bunlar CNC kontrol ünitesi. Bu da daha küçük boyutlu bir CNC kontrol ünitesi 3 eksenli. Bu da yine CNC kontrol ünitesi 2 eksenli. Bunlar Türkiye'de ilk defa biz ürettik. Evet. Bunların kendimize özgü tasarımı var. Görüntüsel olarak, çalışma mantığı olarak kendimiz tasarladık bunları. Bunları dışında diğer cihazlar da var ürettiğimiz. Bunların benzerleri daha önce yapılmıştı. Biz firmaların ihtiyacına göre tekrar bunları geliştirerek diğer cihazları da ürettik. Evet. Bu kazancılar için ürettiğimiz cihazlar var. Kazan sektöründe kullanılan kömürlü yakıtlı kazan sektöründe kullanılan cihazlar var. Tekstil sektöründe kullanılan cihazlar var. Bunlar da yine Türkiye'de üreten firma sayısı az. Bir iki firma üretiyor. Bunları biz Balıkesir'de ürettik. Evet. Bunun dışında 50'ye yakın değişik ürettiğimiz cihazlar var. Bunların bazılarını sergiledik. Evet. Şimdi hocam, bu elektronik endüstriyel kontrol sistemleri, şimdi diyelim tavuk çiftliklerinde uygulanan sistemler var, kazanlarda uygulananlar var dediniz. Şimdi bu neden ihtiyaç hasıl olmuş böyle bir şeye? Daha önceden nasıl yapılıyormuş bu? Bunlar yokken, elektronik sistemler yokken bunlar nasıl sağlanıyormuş? Hep böyle atadan dededen görülen şekillerde mi sağlanıyormuş? Evet. Örnek vermek gerekirse mesela evet. Bu kazanlarla ilgili daha önce kullanılan cihazlar manuel, sıcaklığı kontrol ediyor. Evet. Yakıtı kontrol eden ayrı bir cihaz var, o bağlanarak yakıt vermeyi kontrol ediyor. Şimdi bizim yaptığımız program saati var. İstenen saatlerde çalışmasını sağlıyor kazanın. Evet. Birkaç katlı evler için ayrı ayrı çalışmasını sağlıyor. Daha akıllı hale getirmiş oluyoruz yaptığımız cihazlarla makinelerin ya da cihazların daha akıllı çalışmasını sağlamış oluyoruz. Evet. Diyelim ki şimdi bir tavuk çiftliğimize bu sistemi kuracağız. Nasıl kuracağız o tavuk sistemine, tavuk çiftliğine o sistemi ve ne yapmak gerekiyor? Kurduğumuzda ne sağlayacak? Evet, tavuk kümesleri için geliştirdiğimiz evet. Bu cihaz var. Bu cihaz içerideki ısıyı, nemi, içerideki rüzgar hızını kontrol ederek tavukların konforlu bir şekilde durmasını sağlıyor. Bunun 45 günlük programı var. Mesela birinci günde hayvanın ihtiyacı olan ısı üzerinde kayıtlı. Bu ısıyı sağlıyor. Yine havalandırma fanların çalışma sürelerini otomatik olarak hesaplıyor hayvanın ihtiyacına göre. Her gün bu değerler değişiyor, olması gereken değerler. Hayvanın istenen nemde, istenen ısıda ve alabileceği kadar oksijeni sağlamak için havalandırmayı yapılıyor. Evet. Yani sağlıklı bir üretim yapılması için orada tavuk kümesinde o hayvanların
sağlıklı bir şekilde yetişmesi için, ölmemesi için, hastalanmaması için ne gerekiyorsa bu elektronik kontrol sistemiyle sağlıyoruz, öyle mi hocam? Evet, bununla sağlıyoruz. Şimdi bunun olmadığı yerlerde bakıcılar kendileri ayarlıyor. Mesela birinci gün için 30 derece olması gerekir, eliyle ayarlıyor. Fanların çalışma sürelerini kendisi ayarlıyor, bu kadar havalanması gerekir diye. Bu hayvan sayısına göre, fanların kapasitesine göre otomatik olarak kendisi 45 gün boyunca bunları otomatik olarak ayarlıyor. Bu da... Siz elinizi sürmüyorsunuz. Evet. İçerideki istenen şartlar oluştuğu için hayvanlar da daha iyi, gelişimi daha iyi oluyor. Daha az yemle daha iyi kilo alması sağlanıyor. Evet. Peki diğer mesela kazanlardaki olayda, bir de şimdi o çiftliklerde, tavuk çiftliklerinde veya tavuk kümeslerinde, şimdi bizi buradan merkeze bağlı köylerden çiftçilerimiz dinliyor. Bu işe belki de meraklı. Hangi tür kümeslerde, yani ne kadarlık kümeste ve orada nasıl, neyle entegre edecek bunu? Nasıl bir sistemle entegre edecek bu sistemi? Bunu tüm kümeslerde kullanılabilir. Evet. Bunun için yeni bir pano yapmak gerekiyor, kendi kümesine uygun. Sadece elektronik panosunu değiştiriyoruz. Kendi mevcut fan sistemlerine, diğer sistemlerine bağlantılarını yapabiliyoruz. Yani evet, ekonomik olarak çok yüksek bir maliyeti yok. Evet, ekonomik olarak yüksek bir kurulum maliyeti yok. Kendi maliyeti vardır. O tabii size gelip sizinle onları görüşecekler. Ama burada önemli olan siz el sürmeden o hayvanlar için gerekli ortamı onlara sağlayacak. Evet, yani bakıcının hata yapma olasılığı ortadan kalkmış oluyor. Bakıcı mesela yanlış bir değer girebilir ya da girmeyi unutabilir ya da devamlı kontrol etmediği için oluşan bazı arızaları gözden kaçırabilir. Cihaz bunu 24 saat denetlemiş oluyor içerideki sistemi. Bir arıza varsa onları da uyarı şeklinde bildiriyor. Peki bu kazanlar dediğiniz bu normal bizim bildiğimiz evlerde kullanılan kazanlara mı entegre ediliyor, uygulanıyor yoksa başka tip bir sistem mi? Kazanlar katı yakıtlı kömür kazanları var. Bunlar evet, doğalgaz olmayan ilçelerde birçok yerde çok satılıyor. Evet. Bunlar da kullanılıyor. Bu son yıllarda daha da çok satılmaya başladı bu kazanlar. Evet. Bunun dışında sıcak hava kazanları için yaptığımız cihaz var. Bu da tavuk çiftliklerinde kullanılıyor. Seralarda, kurutma fırınlarında kullanılıyor. Evet. Kurutma amaçlı yerlerde kullanılıyor. Evet. Evet. Bu yaptığımız cihazlar, mesela kazanla ilgili cihazları biz Ankara, Konya, İzmir'deki firmalara da satıyoruz. Buradaki bizim cihazların özelliklerini öğrenmişler, bize geldiler. Bunlarla bağlantı kurduk. Bu firmalar yurt dışına da satıyor bu kazanları, Yunanistan'a, Bulgaristan'a. Yağmur Teknik gibi firmalarla çalışıyoruz. Bunlar da çok sayıda yurt dışına da satılıyor. Evet, bunlar hatırı sayılır ihracat yapan firmalar. Yani, evet, değil mi? Evet, evet. Dışarıya ve bunları, bu sistemleri kullanıyorlar. Evet, bu sistemleri kullanıyorlar. Kullanmaya başladılar daha doğrusu. Evet. Evet. Peki şimdi bunun dışında burada şimdi çiftlikleri söyledik, kazanları söyledik. Onun dışında hangi sistemlerde kullanılıyor? Bu soğutma ile ilgili çalışan bir firmanın ürünü. Bunda da ayran makinesi için evet, geliştirdiğimiz bir cihaz. Ayran makinesini çalıştırıyor. Belli aralıklarla ayranın devir daim etmesini ve istenen sıcaklıkta olmasını sağlıyor. Normal bildiğimiz ayran makinalarına mı yoksa ayrı bir fabrikasyon, bir ticari ayran makinaları evet, mutlaka bunlar da? Endüstriyel ayran makinaları. Bu evet, ayran makinaları işte otellerde, yemekhane gibi yerlerde kullanıyorlar. Endüstriyel ayran makinaları için. Evet. Var daha birkaç sistem oradan. Evet. Bunlar tekstil sektörüne yönelik yaptığımız cihazlar. Tekstil sektöründe nasıl şey yapılıyor, kullanılıyor? Hangi amaçla kullanılıyor? Topların, üretilen topların aynı gerginlikte sarılmasını sağlıyor bu cihaz. Yine buna benzer başka bir cihaz var yaptığımız. O da kenar kontrol cihazı. Kenarlarının aynı hizada sarılmasını sağlıyor üretilen. Anladım. Sıcak veya soğuktan kumaşların, o tekstil maddelerinin etkilenmemesini sağlıyor. Evet. Bunu evet, matbaada da kullanıyorlar bu tür cihazları. Yine matbaalarda. Matbaalarda. Evet.
tekstil sektöründe de kullanıyorlar. Baskı tekniklerinin olduğu yerde, orada da önemli çünkü nem önemli, sıcak önemli. Evet, aynı sarılması gerekiyor. Evet. Aynı zaten. Bu CNC, şu ne? Şu oda mı? Bu da yine tekstil sektöründe kullanılan bir cihaz. Evet. Özel amaçlı üretilmiş bir makine için kullanılan cihaz. Evet. Burada olmayan yine diğer çalıştığımız makinacılara özel ürettiğimiz cihazlar da var. Bunlar sadece kart şeklinde olabiliyor. Evet. Ekranlı işte tuş takımlı şekilde olabiliyor. Evet. Peki. Evet sevgili seyirciler devam ediyoruz. Şimdi de Mustafa Ertürk hocamızla birlikte olacağız. Meslek Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi iklimlendirme ve soğutmalarda. Şimdi bu tavuk çiftliklerindeki bu iklimlendirme sistemleri neler hocam? Bir de bu neden gerekli? Yani son yıllarda artık üretimlerin arttığını görüyoruz. Üretimler daha sağlıklı üretimler oluyor. Acaba bunlardan mı kaynaklanıyor? Biraz bilgi alalım sizden. Tabii. Teşekkür ederim. Öncelikle programınıza beni konuk ettiğiniz için teşekkür ederek başlamak istiyorum. Ayrıca Balıkesir halkına da hayırlı akşamlar ve saygılar sunarak konuşmaya başlamak istiyorum. Tavuk çiftliklerinde iklimlendirme sistemi iç hava kalitesi açısından çok önem arz eden bir konudur. Evet. Tavuk çiftliklerinde kullanılan sistemde tünel havalandırma sistemi diye adlandırılıyor. Bu sistemde kış aylarında ısıtma işlemi sıcak hava kazanlarıyla yapılmakta. Havalandırma ise 12 adet fanla yapılmakta. Yaz aylarında soğutma işlemi ise evaporatif soğutma denilen sistemlerle gerçekleştirilmektedir. Bu şekilde donanımın bulunması insan faktörünü ön plana çıkarmakta. Tabii insan faktörü işin içerisine girdiği zaman kümeslerde çok ciddi verim kaybına neden olmaktadır. Bu sistemlerin bir kontrol sistemine ihtiyacı vardır. Bu kontrol sistemi çok önem arz etmektedir. Sebebi şu, civcivler günlük birinci gün kümese girmekte, 45. gün kesim için ayrılmaktadır. Yılda bu 6 sefer tekrar edilmekte ve iç ortam hava kalitesi her gün düzenli olarak güncellenmesi gerekiyor. Bu sistemi kurulurken fanların devreye giriş çıkış süreleriyle sistem şartlandırılmaya çalışılıyor. Bu iklimlendirme sistemi dediğimiz zaman biz ortamdaki hava sıcaklığı, nem, hava kalitesi ve hava hızının istenilen şartlarda olması gerekiyor. Bu sistem iklimlendirme sistemleri bunları sağlamaya çalışıyor. Bu arada Karis televizyonu aracılığıyla bizim tespit ettiğimiz kümeslerde problemler var. Bu problemlerle biz tavuk çiftliği üreticilerine seslenmek istiyoruz. Evet. Burada yaptığımız incelemelerde özellikle kümeslerde bulunan bazı kaçak olan yerlerde civcivlerin ya da pirinçlerin kümeler halinde bulunduğunu tespit ettik. Bunun nedeni bu bölgedeki kaçakların bulunduğu yerde hava hızının aşırı derecede yükselmesi o bölgede bulunan civcivlerin üşümesine neden olmakta. Çözüm bu kaçak yerlerin mutlaka kapatılması, pet kapakları bulunan aralarında bulunan açıkların mutlaka kapatılması gerekiyor. Bu tavuk çiftliklerindeki verim açısından çok önem arz eden bir konudur. Bu sistemde tavuk çiftliklerinde hava girişi doğal giriş mekanik çıkış olarak gerçekleştirilmekte. İçeriye giren havanın buffle klepeler vasıtasıyla gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bu şekilde yapıldığı zaman içerideki nem oranını kontrol edebiliyoruz. Buffle kapakları, buffle klepeleri içeriye giren havayı tavana doğru yönlendirmekte serbest olarak düşmesini sağlamaktadır. Yani bu ne demektir? İçeriye giren hava ortamı keserek değil de serbest düşme şeklinde gerçekleşmekte. Yani giren soğuk havanın sıcak havayla buluşması birbirini kesme şeklinde değil,
serbest düşme şeklinde gerçekleşmesi ortamdaki çiğlenme problemini ortadan kaldırmakta. Yani bu da bizim tavuk çiftliklerinde en önemli problemlerden bir tanesi de attıkların bozulmasıdır. Yani ortamdaki nem oranının artmasıdır. Çiğlenmenin önüne bu şekilde üreticiler geçerse ciddi manada verim artışları olacaktır. Peki bu endüstriyel kontrol sistemleri bütün bunları sağlayacak şekilde mi dizayn ediliyor? Bunları sağlıyor mu dedikleri? Tabii bu otomasyon sistemleri, bu bizim dediğimiz sistemleri tamamını sağlarsa, sağlaması gerekiyor. Burada ciddi bir verim artışı mutlaka olacaktır. İsterseniz biraz sonra ben şu çiftlik sahiplerine önerileri bitirdikten sonra o konuda daha detaylı bilgi verebiliriz. Tamam, buyurun. Evet, bir de kış aylarında önemli problemlerden bir tanesi de dış hava sıcaklığı artı 10 santigrat derecenin altına düştüğü anda içeriye alınan taze hava sıcaklığı ciddi manada kümes içerisindeki sıcaklığın düşmesine neden oluyor. Aynı zamanda da içerideki nem oranını çiğlenmeden dolayı artırmakta. Bu durumda yapılması gereken işlem, dış hava sıcaklığı 10 santigratın altına düştüğü zaman fanların devreye giriş çıkış sürelerini azaltılarak içeriye daha az miktarda hava gönderilip içerideki ortam sıcaklığının düşmemesine neden oluyor. Aynı zamanda dış hava sıcaklığı 10 santigrat derecenin altına düştüğü anda sıcak hava üreten kalorifer kazanları yeterli gelmemekte. Bunun için sisteme bir müdahale eden birisi olması lazım ya da bu şekildeki kontrol sistemleri içeriye giren taze hava debisini kısıtlaması gerekiyor. Evet, kontrol sistemlerinin devreye girmesi gerekiyor. Hocam şimdi programın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Daha var herhalde. Yaz aylarında aslında çok şeylerimiz var ama programın süresi kısıtlı olduğu için yaz aylarında da üreticilere bizim katkılarımız olabilir. Yaz aylarında kümeslerde soğutma evaporatif soğutma sistemiyle gerçekleştirilmektedir. Ancak burada üreticilere çok önemli bir şey hatırlatmak istiyorum. Sayın üreticiler, elbette ki kümeslerdeki sıcaklık kontrolü önemlidir. Fakat bizim burada yaptığımız soğutma sistemi, evaporatif soğutma sistemiyle biz kümes içerisindeki nem oranını ciddi manada artırmaktayız. Kümeslerdeki nem oranı %80'in üzerinde çıkarsa sizin ürettiğiniz pilişler suda sanki boğuluyormuş gibi davranıyor. Yaz aylarında tavuk çiftliklerindeki kayıpların baş alt faktörü bence nem oranından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla çiftliklerde mutlaka nem kontrolü yapan bir sistemlerin de bulunması gerekiyor. Havalandırma sistemleri. Peki, çok basit bir örnekle söyleyelim size. Nasıl bir nem kontrolü yapabilir? Biliyorsunuz iki tane PET var. PET'lere su gönderen santrifüj pompalar var. İçerideki nem konsantrasyonuna göre bu santrifüj pompalarının devreye girmesi gerekiyor. Ya bir tanesinin devre dışı kalması lazım veya ikincisinin de zamana göre devreye girerek bu nem kontrolü çok rahatlıkla sağlanabilir. Evet. Peki şimdi hocam şunu öğreneyim ben sizden. Bu tavuk çiftliklerinde işte kümeslerde eğer böylesine teknolojik sistemler kullanılırsa oradaki verimler mutlak surette artacak. Bunun için mutlaka bu konuda sahipleri, kümes sahipleri böylesi girişimlerde bulunmalılar diyebilir miyiz? Evet, mutlaka bu çok çok önemli. Tavuk çiftliklerinde iklimlendirme sistemlerinde biz hava şartlandırma tekniği diyoruz. Yani biz doğal olarak bulamadığımız havayı kendimiz bir şekilde şartlandırmak istiyoruz. Ve bu tavuk çiftliklerinde kullanılan şartlandırma sistemlerinde de insan faktörünü minimize etmek lazım. Minimize etmenin yöntemlerden bir tanesi de kontrol sistemleri mutlaka bu şekilde çiftliklere kurulması gerekiyor. En son olarak aslında buradan sizin aracılığınızla tavuk yetiştiren büyük firmalara seslenmek istiyoruz. Eğer hakikaten çiftliklerde yüksek verim almak istiyorsanız
Lütfen bizim sesimize kulak versinler. Çok önemli bir şey söylüyoruz. Bu çiftliklerde benim yaptığım araştırmalar sonucunda insan faktörü çok önemlidir. İnsanın takip edilmesi çok önemlidir. Bunu da binlerce tavuk çiftliğiniz var. Her kümesin başına bir adam göndermeniz mümkün değildir. Bizim önerimiz şudur. Kendi merkezinizin bulunduğunuzda bir sistem kurup sistem online olarak tarafınızdan izlenebilir yapılmalı ve sizin sadece ekranınıza problem çıkan kümesler düştüğü anda sizin o çiftliğe müdahale edebilme şansınız olmalıdır diye düşünüyorum. Evet sevgili seyirciler, bugün Entcom'daydık. Neresi? Elektronik Endüstriyel Kontrol Sistemlerinin yapıldığı şirketteydik. Sevgili seyirciler, gerçekten de az önce hocamızın da ifade ettiği gibi artık günümüzde teknolojik gelişmeler üretimde boşu boşuna hani akıntıya kürek çekmemek için böylesi teknolojilerden faydalanmamız gerektiği günlerdeyiz. Böylelikle bugünkü programımızın sonuna geldik. Sizlerle tekrar birlikte oluncaya dek hepinize iyi akşamlar diliyorum efendim. Hoşça kalın.